Kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. İncil'deki verilen ürüne bak ve yalancı ile doğru söyleyeni ayırt et sözünden maksat kimdir? İncil'de geçen bu konu şöyle özetle. Peygamberlik iddiasında bulunan yalancılardan sakının. Onlar size koyun postu içinde yaklaşırlar. Ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları yaşam ürünlerinden tanıyacaksınız. Hiç dikenlerden üzüm, deve dikenlerinden hiçbir incir toplanır mı? Her iyi ağaç iyi ürün verir. Çürük ağaç ise kötü ürün verir. İyi ağaç kötü ürün vermediği gibi çürük ağaç da iyi ürün vermez. İyi ürün vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece peygamberlik iddiasında bulunan sahtekarların meyvelerinden tanıyacaksınız. Şimdi çok dikkat çekici bir ifade. Bu İncil'in Matta bab 7 ayet 15-20. ayetleri. Burada ve benzeri yerlerde İncil'de Hz. İsa Aleyhisselam'dan sonra peygamber gelmeyeceği söylenmez. Hiçbir yerde yok bu. Esasen Hz. İsa Aleyhisselam'dan sonra bir peygamber gelmeyeceği e, söylenmek icap etse, İsa Aleyhisselam tek kelimeyle benden sonra peygamber gelmeyecekti diyecekti. Nitekim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gerek Kur'an ayetlerinde Allah'ın bildirmesiyle, gerekse yine Allah'ın bildirmesi kendi hadislerinde, kendisinin son peygamber olduğunu ve kendisinden sonra asla peygamber gelmeyeceğini söylüyor. E şu halde Hz. İsa Aleyhisselam'dan sonra başka bir peygamber gelmeyecek olsaydı o zaman İsa Aleyhisselam da kısaca kestirmeden benden sonra peygamber gelmeyecek, gelecekler benim ümmetim olacak diyebilirdi. Ha bu denmemiş. Aksine kendisinden sonra peygamber geleceğini ve o peygamberin dışında peygamberlik iddiasında bulunan yalancıların da olacağını ama doğru peygamberin, hak peygamberin onun vereceği ürünle, meyveleriyle ve ortaya koyacağı güzelliklere tanınması gerektiğini özellikle emrediyor. Şimdi olaya böyle baktığımızda Peygamberimiz ve Vesselam'ın anlatılan peygamber olduğunu bütün dünya alem, alim, cahil, okur, yazar, kim varsa var, duyan bilen onun hayatını gerçekten doğru kaynaklardan öğrenen herkes diyecektir ki bu dünyanın yarısına adaleti getiren bu kadar insanlara ahlak, fazilet ve dürüstlüğü onların hayatlarına düstur edinen zat ancak Muhammed Aleyhisselatü ve selamdır diyecektir. Mesela Hz. Muhammed Aleyhissalât ve selamın peygamber Hazreti İsa Aleyhisselam'dan sonra şu özellikleri yeryüzüne yayan ve bu güzellikleri ortaya koyan Peygamberimizden başka kimdir? Şimdi Allah'a inanan, Allah'a güvenen, Allah'ı seven ve putları terk eden topluluklardan oluşması gibi harika bir ürün sadece ve sadece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile yollanan din sayesinde elde edilmiştir. Bu güzellikleri yeryüzüne hangi topluluklar sağlamış ve bu toplulukları hangi din bu güzel hale getirmiştir? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o cahiliye dönemini bir medeniyet, bir iffet, bir ahlak abidesi haline getiren o topluluktan tutalım sahabelerden ve bugüne kadar yeryüzüne İslamiyet'in kazandırdığı bu ürünler, bu meyveler gösteriyor ki Hz. İsa aleyhisselamın ürüne bakın, meyveye bakın, ona göre o peygambere tabi olun emrinin Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.